Sevgili seyirciler Elif Lamim'e hoş geldiniz efendim. Yine İstanbul'dayız. Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nden sizlere sesleniyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor Necdet Çağla birlikte bugün inşallah Mülk Suresi'ni ele alacağız. Tebareke Suresi olarak bilinen halkımız arasında genellikle bu isimle anılan bu sureyi e, kıraat özellikleri ve içerdiği mesajlar bakımından incelemeye çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk hocam. Hocam Tebareke Suresi ya da kendi özel adıyla Mülk Suresi gerçekten e, önemli surelerden birisi. Mekke hmm. döneminde indirilen surelerden. Peygamber Efendimiz'den nakledilen bir e, rivayet var. Daha doğrusu Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece secde ve mülk surelerini okumadan e, yatmazdı. Hmm. Yani böyle bir güzel alışkanlığı varmış Efendimiz'in. Bir de bu sureyi okuyan kişinin kabirde daha rahat edeceğine dair, kabir azabından uzak kalacağına dair de rivayetler dikkate alındığında münciye, vakiye gibi yani koruyan hmm. anlamındaki kelimelerle isimlendirildiğini de görüyoruz. Evet. Ee, o ilk ayetteki hocam tebareke kelimesi de çok enteresan evet, değil mi? Yani evet, çekimli olmayan bir e, fiil, kelime, fiil, evet, çoğulu yok evet, ve sadece evet. Rabbimize mahsus bir aynen, fiil. Aynen, Buyurun hocam aynen, söz sizde. Tamam. Hatta Mülk Suresi için, o ilk ayet için e, söylerler ki, yani e, Cenab-ı Hakk'ın e, uluhiyetini, azametini ve müteakip ayette hem dünyayı hem ahireti bir arada dermeyan eden, özet olarak veren, çok istisnai ayetlerdendir. Evet. Estağfurullah billah tebarakellezi biyedihil mulk. Bütün bir tasarruf, bütün bir yönetim gücü, yetkisi elinde olan zat ne kadar da mübarek oldu, ne kadar da yüce oldu. Tebareke ye tebareku tebaruken tefaul kalıbından ki mübarek oldu, yüce oldu, yücesin, Adı devamlı yad edilsin, devamlı yaşasın, evet. mübarek olsun demektir ki benzeri tevratta da geçer hmm. ve e, samın çadırları mübarek olsun. Onu birisi tabi e, aslında Ehule Şem derken Elohe Şem diye karıştırmış. Elohe Rabbimizin isimlerinden İbranice'de ki esas orijinal nüsha samın çadırları mübarek olsun iken müstensi. İstinsah ederken nüshacı onu Elohe ile e, lamla hay karıştırmış takdim tehir etmiş evet. ki ve samın Allah'ı mübarek olsun demektir ki bu zaten Kuranda da var ftebaret Allahu ahsanul khaliqin evet. değil mi yaratanların en güzel olan Allah mübarek olsun yani yüceler yücesi oldu şimdi tebaret lizi mulk bütün kainatın hem dünyanın hem ahiretin yönetimi saltanatı, gücü, kuvveti, hükümranlığı elinde olan o zatı ecelli ala ne kadar da yücedir, ne kadar da mübarektir, ne kadar da kutsaldır. Ve huve ala kulli şeyin kadir ve o her şeye kadirdir. Şey kelimesi malumunuz Ehli Sünnet'le Mu'tezile arasında tartışma konusudur. Evet. Az bir şey gireceğim Kamil Hocam fazla uzatmadan. Evet hocam, çok Kıymetli evet, seyircilerimizin evet. teknik teknik fazla, bir konu, kelamı konu ilgilendiriyor, fazla kelam ilmini, onların, evet. e, e, felsefeyi efendim, de ilgilendiriyor evet. Tabii e, aklını karıştırmadan, e, zihnini bulandırmadan kısaca bizim Ehli Sünnete göre şey mevcut demektir. E şey huvel mevcut. Yani şey eşittir mevcut. Dolayısıyla var olana şey denir ki delillerimizden biri Cenab-ı Hak Hazreti Yahya'ya buyururken وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُوا Sen hiçbir şey değilken seni de ben yarattım. Hani hanımı Elizabeth'e Cenab-ı Hak Hazreti Yahya'yı müjdeledi ya. Hem kendi istedi mübarek hem de dedi ki اَنَّا يَكُونِ الْيُوَلَدْ Benim nasıl çocuğum olacak? وَكَانَتِ مِرَاتِ عَاقِرًا benim hanımım kısır menopoz dönemini boylamış ve kad belatu minel kibari Ben de yaşlılığın son haddine varmışım. Nasıl çocuğumuz olacak? Halbuki kendi istiyor. Kale kezalik. Evet dediğin doğrudur. Cenab-ı Hak buyurdu melek vasıtasıyla. Kale rabbuke huve aleyye heyyin. Rabbin dedi ki o benim için çok kolaydır. Ve kad halaktuke min qablu ve lem yahya. Ne çabuk unuttun. Sen hiçbir şey değilken şey, obje, nesne, Adın, ismin esamin Yok. yoktu seni de ben yarattım. Aslında hocam o ayetin e, ifadesine benzer bir ayet daha var malumunuz evvela yazkurul insanu enna halaknahu min kablu ve lem yekun şeya diyor. Evet. Yani, i̇nsan şunu genel olarak insan için söylüyor. Evet. evet. Tezekkür etmez mi? Düşünmez evet. mi? Hatırlamaz mı ki biz onu daha önce hiçbir şey değilken yaratmıştık. Hiçbir şey değildi. Evet. Şimdi ehli sünnet buradan yola çıkarak şey diyorlar mevcuda denir. Fakat Mutez ile özellikle derler ki şey ile mevcut birbirinden farklıdır. Nasıl? Her mevcut şeydir ama her şey mevcut olmayabilir. Onlar ademe de şey derler. Yani yok olana da şey denir ama bu ademin mahs değil. Yani sırf yokluk değil. Gene mesela ilahi plan ve projede var ama henüz dünyaya henüz hılkat alemine gelmemiş, emir aleminden, halk alemine gelmemiş, ilahi plan ve projeler aleminden yaratılış alemine intikal etmemiş. Bunlara da şey denir, derler onlar yani. Hatta mesela e, mutezileye göre unutmadıysam bir şey bazen olur ki ne mevcuttur ne maadumdur. Mesela bize göre, ehli sünnete göre bir şey ya mevcuttur ya maadumdur. Ya vardır ya yoktur. Mutezile der ki bazen olur ki bir şey mevcut da olmayabilir, madum da olmayabilir. Ne tam var, ne tam yok. İkişer ikisi arasında. Mesela übüvvet yani babalık kavramı evet. diyelim. Evet. Şimdi o Allah her şeye kadirdir. Evet. Onun kudreti mevcuda da taalluk eder, ademe de taalluk eder çünkü bu Adem mahsa Adem değil. Hak onu yaratacağım diye ilahi plan ve projelerini almışsa Artık o sırf Adem değil. Hocam şöyle desek belki evet. daha rahat olacak, daha pratik olacak. Hı -hı. İnsan zihninin e, tasavvur edebildiği her ya da şey. edemediği evet. yani evet. yani insan zihnini de aşan Hı -hı. şeyler var sonuçta. Evet. E, kapasite evet. olarak Tabii. her şeye Cenab-ı Hak Tabii. kadirdir Amen. dersek herhalde. Hatta Allah'a da celle celale şey de deniyor bize göre. Evet. Niye? Çünkü kul eyü ey şeyin ekberu şehade hmm. De ki hangi şeyin şehadeti en büyüktür şahitliği? peşinden kulillahu şehidun beyni ve beyneküm. Allah benimle sizin aranızda şahittir. Allah'a da şey denir ama varlık olarak anlamında yani vacibül vücud. Evet. Lakin leyse kesair Diğer şeyler gibi değildir. Şimdi o Allah her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Amenna. Ellezî öyle Allah <laughs> ki halagal mevte vel Ölümü de hayatı da o yarattı. Ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır. Şimdi niye burada önce ölüm hayata takdim edildi Kamil Hocam? Peki ölüm nasıl bir şey ki ölüme de yaratma taalluk ediyor? Şimdi ölüm hakkında ulemanın gene ihtilafı var. Ölüm bir ademi keyfiyet midir yoksa vücudi keyfiyet midir? Yani bir yokluk keyfiyeti midir yoksa varlık keyfiyeti midir? Bazıları demişler ki ölüm yokluk keyfiyetidir. Dolayısıyla buradaki ellezi halakal mevte vel hayate demek, ellezi kadderel mevte vel hayate demektir. Ölümü de hayatı da takdir eden o Allah'tır anlamında. Fakat bazıları diyorlar ki bizim ehli sünnetin kahir ekseriyeti, hayır ölüm ademi bir keyfiyet değildir, vücudi bir keyfiyettir. Nasıl? Ölüm hayatın zıddıdır. Tıpkı hararetin, burudetin zıddı olduğu gibi veya burudetin, hararetin zıddı olduğu gibi sıcak soğuğun, soğuk da sıcağın zıddı ya, sıcak varken soğuk bil fiil yok ama bil kuvve var. Yani bil kuvve olarak orada bir şeyden bahsedebiliyoruz. Şimdi ölüm diyorlar vücudi bir keyfiyettir, vücudi bir sıfattır. Niye? Ölüm demek öldürmek anlamında hayatı geri almak demektir. Cenab-ı yarattığı hayatı geri alıyor. Bu bir fiildir. Yani bu bir şeydir, eylemdir değil mi? Yani bunun e, bir fiil, bir şeyi var. Sadece bir kuvve değil. Yani ne oluyor? Zıplardan biri geldiğinde diğeri mahallinden izale edilir. Kamil Hocam bu kelamda vardır. Şimdi hayat geldiğinde memat mahallinden izale edilir. Memat geldiğinde hayat mahallinden izale edilir. Memat dediğimiz ölümü kastediyor. Ölüm, Ölüm evet. geldiğinde ne oluyor? Hayatiyet yerinden izale ediliyor, bakın yani canlılığı Allah geri alıyor. O canlılığı, o hayatı iptal ediyor ki bu bir fiildir, eylemdir. Dolayısıyla bu nedir? Vücudidir. Bir de niye Cenab-ı Hak burada ölümü önce zikretti? كَيْفَ تَكْفُرُونَ ve وَكُنْتُمَا مَّا تَنْفَٓا اَحْيَاكُمْ Bakara suresinde. Siz nasıl Allah'ı inkar ediyorsunuz ki? Siz daha önce ölüler idiniz de o size hayat verdi. Hmm. Size hayat bahşetti. Ne demek bu? Siz ölüler idiniz derken gene burada benzer bir ifade var. Yani siz henüz daha cisimler idiniz. Cansız cisimlerdiniz. Sonra unsurlara dönüştünüz. Havası, toprak, ateş. Ondan sonra unsurlardan nebadata, gıdalara dönüştünüz, bitkilere dönüştünüz, bitkilerden meniye dönüştünüz. Yani sizi babanız aldı, yedi, gıda oldu. Oradan da işte meniye döndünüz. Annenizin rahminde tavırlardan geçtiniz ve yaratıldınız. Yani siz daha önce cemadattınız. Can, cansız keellem tekellem yekün gibiydiniz. Sanki hiç yoktunuz. Çünkü bizim bir tür ölüydünüz. Bir tür evet. ölüydünüz. Evet. Başlangıcımız bizim evet. unsurlardan geliyor. Evet. Cansız cisimler canlı cisimlere, nebati, hayvanı böyle tavırlardan geçe geçe geldiniz. Böylece anne rahmine geldiniz. Orada da belli yerlerden geçtiniz. Bir lokma et oldunuz, işte embriyo olduğunuz geldi. Pıhtıdan sonra geçti, geldi. Et kemik birbirine girdi. Ondan sonra ruh üflendi Hı. ve canlandınız. Hayat sahibi oldunuz. Hı. Onun için burada da Rabbim önce ölümü yarattı. Hı. Bir diğer mana da bu önemli. Ölüm diyor tefekküre daha çok davetiye çıkarır. Yani insanı düşünmeye akıbetini düşünmeye ve tedbir almaya, ahirete tedarikli olmaya, hazırlık yapmaya ölüm daha insanı motive eder. Evet. Onun için Rabbim önce ölümü zikretti. Ölümün yüzü soğuktur ya. Ellezî halagal mevte vel hayâte. O Allah ki ölümü, o her şeye gücü yeten Allah ölümü ve hayatı yarattı. Niye? vekum sizi sınasın ki Ey yukum ehsenu amela, hanginiz daha güzel işler yapacaksınız? Hanginizin en güzel amelleri olacak? Hem dünya hem ahiret için en güzel işler yapacağınızı sınaya diye Allah ölümü de hayatı da yarattı. İşte bakın, bütün bir varlığı kuşattı. Ölüm derken işte hayata gelmeden önceki du durumumuz, işte bu hayat, hayattan sonraki durumumuz. Dünyayı, ahireti tamamen bu ayet kuşatıyor Kamil tamam. Hocam. Yaratılışın demek ki asıl gayesi ne? İmtihan. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Şimdi bazıları diyorlar, Tanrım beni niye yarattın? Bilmem bu dünyaya ben niye geldim? Tanrım beni baştan yarat, haşa. Olur ya paşa gönlün. Öyle ha istiyorsan seni yeniden yaratalım. Öyle bir şey yok. Her yorulana han yapılmaz ki. İşte sana hayat vermiş, seni yokken var etmiş ya bu sana yetmez mi? Belki ben yaratılmak istemiyordum. E git o zaman kal karanlıkların köşelerinde hiçbir şey yok bilgi yok değer yok varlık yok kimse seni bilmiyor bu daha mı iyi ya bir insan ömür boyu ağlasa kamil hocam değil mi ki yaşıyor evet, o bir nimettir nimet elhamdülillah tabii. çünkü onu ağlatan o güç o kudret bir gün onu güldürecektir inşallah İyi ki de bizi yarattı elhamdülillah kaldı ki <laughs> ve innehu huve ma ve huve güldüren de o, de o ağlatan, ağlatan da o Haya, ölümü Hayat de veren, yaratan evet. o, hayatı da veren o elhamdülillah. Tabii. Öldüren de, dirilten de o şükürler olsun. Şimdi demek ki yaratılışın sebebine Hem ölümün hem hayatın var edilişi, ademden vücuda getirilişinin hikmeti لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Burada imtihan etmek böyle haşa bilmeyen, cahil birisinin değil. Tıpkı bir hocanın öğrencilerini sınadığı gibi. Hoca bilmiyor mu bunun ne olduğunu sınıfta? Anlattı dersini. Sonuç bakalım ne olacak? Biliyor aslında. Fakat bir mükafat veya bir mücaza sonuç olarak ortaya çıkmalı. Dolayısıyla hanginizin ameli en güzel? Hanginiz daha güzel ve kalıcı işler yapacak diye Allah sizi sınamak için ölümü de hayatı da yarattı. Ve huvel azizul gafur. O Allah hem aziz hem gafurdur. Bu önemli şimdi Kamil Bey. Kur'an-ı Kerim'de bunlar çok geçer. Ve huvel azizul hakim. İnnehu huvel azizul hakim. İnnehu huvel azizul gafur. İnnehuvel Azizul rahim. Şimdi aziz alabildiğine güçlü. Yani kuvvetinin önünde hiçbir gücün, hiçbir zorbanın dayanamayacağı kadar baskın, dominant, kahhar bir güç. Fakat kullarım yanlış anlamayın. Hmm. El hakim ne kadar güçlüysem o kadar da hikmetliyim. Yani ben gücümü hikmetli kullanırım. El-Gafur, ne kadar güçlüysem o kadar bağışlayanım er ne kadar güçlüysem, ne kadar izzetim var ise o kadar da rahmetim, merhametim var. Şimdi şey ilginç, ben bunu daha önce de söylemişimdir, kıymetli seyircilerimiz hatırlarlar. Hocam siz unutmayın sözünüzü de bu Esma-i Hüsna içerisinde malum, yani 99 isim Hı -hı. olarak bildiğimiz e, isimler içerisinde e, 4 veya 5 tanesi e, celal sıfatını, eee çıkarıyor Rabbimizin. Evet. Yani diğerleri hep böyle hep bağışlama, cemal. hep cemal sıfatı. Çok güzel. Hep cemal ün yani planı çıkar teşekkürler evet. olsun değil evet. mi? İşte azizün Zün e, Kahhar. Evet. İşte böyle bir, ama diğerleri Gaffar, Vehhab, hakim, evet. rauf, sabur, Rahim, evet. Sabur, evet. elhamdülillah, Halim, Şekur. Şükürler Vedud, olsun ya. Evet. Vedud. Evet. Alabildiğine seven, müşfik, evet. çok seveceğin elhamdülillah. İşte onu diyecektim. Patristik dönemin meşhur kilise babalarından, İskenderiye okulundan. E, sen Clementinden, sen Origenes. Bunlar meşhurdur. İkisi de bunların gnostik filozoflardandır. Yani irfaniye ekolündendir ki Clement ve e, e, Origen şöyle demişlerdir bakın. Yıllar önce bunlar ya. Bunların vefat tarihleri Hicri 3. asıra dek gelir ki sevgili peygamberimizin gelmesine daha 3 asır var neredeyse takriben. Onlar hicri 3. asır... Demeyelim hocam. Hicrit pardon miladi evet, yahu yanlış miladi, söyledim evet, Allah razı olsun. Evet. Ne hicrisi canım miladi. Evet. Miladi 3. asır. Mesela şeyin vefatı 220'dir evet. e, Clement'in. Sanırım Origenes'in de 250 filan o aralara Yani miladi 3. Evet. asırda bunlar vefat etti. Bu ikisidir ki Kamil Hocam önemli. Tanrı'nın gücü bilgeliğiyle, hikmetiyle sınırlıdır. Aynen böyle. Tanrı'nın gücü bilgeliğiyle. Ha ilim ve bilgelikle, hikmetle sınırlıdır. İşte bu. Asırlar sonra gelen Kur'an, Muhammedül Emin aynı gerçeği haykırıyor bakın. Ve huvel azizül hakim. O Allah ne kadar güçlüyse, o kadar da hikmetli değil. Şimdi hocam sınırlıdır ifadesi yanlış anlaşılmasın. Yani sanki Ye, Rabbimizin değil. gücüne bir sınır Haşa, e, çiziliyormuş değil. gibi tabii o manada evet, demiyorlar. Evet. Demek istiyor ki sınırlı derken mecazi manada evet. kullanıyor. Yani o gücünü hikmetsiz kullanmaz demektir. Evet. Allahu Teala gücünü, kuvvetini, kudretini hikmeti ve merhameti çerçevesinde kullanır. kullanır. Evet. Yani la teşbe. Mesela bugün Amerika güç kullanıyor ama değil mi? Merhametsiz bir güç kullanıyor. İşte orantısız güç evet. diyorlar değil mi? Meşhur Demodol devamlı evet. şeylerde geçiyor evet. medyada orantısız güç. İşte bu orantısız gücü Amerika kullanıyor. İşte bu süper güçler kullanıyor. Gücü yetiyor ya eziyor. Cenap-ı haşa böyle bir şey kullanmıyor. Hikmetiyle kullanıyor. Evet. İşte o önemli. Ve huvel azizul gafur. Elazi halaka seba semavat tıbâgâ. O Allah ki gökleri ve yeri Tabaka tabaka yarattı. Şimdi burada hmm. iki mana var. Birisi şu, tıbaka derken yani mutabakaten ba'duha fevka ba'd. Bazısı bazısının üstüne gelecek şekilde tabaka tabaka yarattı. Tabi burada esas tabaka tabaka yaratılan göklerdir, yer değil. Hmm. Müşakele sanatı o olduğu için. O bir ayette geçiyor hocam. Leter kabunla tabakan an tabak. Tabak. <laughs> Yine bu kelimeyle de irtibatı var mıdır onun? Birazcık o da ya. peygamberimizin malumunuz e, miraca çıkması ile ilgili bazıları derler ki burada miraca hmm. işaret ver ki peygamberim sen bir gök tabakasından diğerine hmm. yükseleceksin diye. Evet. Ama orada tabi esas ön plana çıkan la terkabun halen an halin demektir ki siz halden hale bineceksiniz. Halden hale uğrayacaksınız malum. Yani e, böyle sürgisin bitevi standart sabit bir yaşamınız olmayacak. Evet. Gah fakirlik, gah zenginlik yaşarsınız gah iyi günleriniz olur gah kötü günleriniz gah acı gah tatlı günleriniz gah hastalıklı gah sağlıklı efendim yani böyle iç içe bu alemde bu hayatta zıtları yaşayacaksınız buna karşı tedbirli olun buna hazırlıklı olun yani her zaman öyle ağam yer paşam yer yok. Evet. Neticede imtihandasınız, imtihan dünyasındasınız ki la terkabunla da da bak bir halden bir hale uğrayacaksınız. Tabi orada çok manalar evet. var, konumuz değil, giremiyoruz. Şimdi burada birinci mana Allah yeri ve gökleri yedi tabaka tabakalar halinde yarattı. Gökleri. Yahut tıbaka demek burada. Birbiriyle uyumlu yarattı hmm. demektir. Tıbak sanatı deriz ya mutabık sanatı deriz, mutabık evet. deriz evet. aynen. Allah gökleri ve yeri birbiriyle uyumlu yarattı. Ne gök yerle zıtlaşır, ne yer gökle zıtlaşır. Bunların ikisinin arasında ciddi bir ahenk, bir insijam var. Peki, <laughs> e, Ma terafi halgır Rahman min tefavut sen ey peygamberim veya sen ey muhat muhatap. Rahman'ın yaratılışında bir farklılık, bir uyumsuzluk göremezsin. Bakın orada Rahman, Rabbimizin Rahman ismi geldi, değil mi? Evet. Ma terefi halqir rahmane. Demek ki rahmetinden yaratıyor. Evet. Merhametinden yarattı. Yarattıysa merhametinin bir Mer neticesi var Elhamdülillah. orada. Evet. Eflatun öyle diyordu, değil mi? Ta milattan önceki bir filozof. Tanrı diyor cömert olduğu için ve sevdiği için yaratıyor. Evet. Yani yaratmayı kıskanmaz Tanrı ama kulluğu kıskanır. Başkasına kulluk ettim mi kıskanır. Evet. Peygamberimiz buyurdu ya vallahi Allah da benden daha kıskançtır evet. diye malum. Vallahi ben saattan kıskancım. Vallahi Allah da benden kıskançtır. Şimdi yaratmayı bol bol veriyor. Şükürler olsun. Gayretullah dediğimiz, Gayretullah dediğimiz o değil mi? Evet. Gayretullah'a dokunur bu. Evet. Diyoruz ya. Evet. Şimdi burada evet. ma terafi halkı rahmani min tefavut. Demek ki yaratmakla Rabbimizin Rahman ismi arasında ciddi bir e, alaka bir insicam evet. var merhametinden yaratıyor şükürler olsun. İyi ki yarattı. Sen o Rahman olan Allah'ın dünyada hem inanana hem inanmayana bol bol nimet veren, herkese merhameti bol bol yeten o Rahman olan Allah'ın yaratmasında tefavut göremezsin. Tefavut fevut kökünden geliyor ki biri birini geçme, biri birini kaçırma. Yani onun hilkat yarattığı alemde bir uyumsuzluk, bir uyuşmazlık göremezsin tarjı'l basra inanmıyor musun gözünü bir çevir elteramin futur bir şakka, bir yarık bir gedik görüyor musun oradaki futur şeyden kinayedir yani düzensizlikten evet. bir halal bir ihlal görüyor musun göklere bak bakayım yıldızlara bak bakayım orada bir uyuşmazlık bir çatlak efendim bir ihlal görüyor musun Sümmerc el basara sonra gözünü iki kere çevir. O iki kere kesretten kinayedir. Evet. Aslında tekrar tekrar demektir. Evet. Bu kesretten kinayedir. Tekrar tekrar dön bak. Hani belki göremedin hani ya göremedim Allah Allah acaba bir... dön bir daha bak bir daha bak bakayım kulum. Bakıyorum ya Rabbi Allah Allah acaba var mı öyle bir daha bak. Sonsuza kadar istediğin kadar bak, ee, kerrateyni tekrar tekrar bak yan galib ileykel basaru birincisi o göz sana aradığından uzak yani aradığını bulmaktan uzak dönecektir evet. ve evet. hasir kelil demektir hem de yorulmuş vaziyette şimdi o hasen ilgi kamil hocam aslında mesela hasa er raculul kelbe demektir adam iti kovdu köpeği kovdu Kur'an'da bu vardır. Kalehse u fiha ve la Defolun gidin o cehennemin dibine. Yani bir köpeği kovar gibi. Evet. Defolun gidin, cehennemin dibine gidin. Benimle konuşmayın aman ya Rabbi. Derler it kovulduğu kapıya gidermiş. Ne hikmetse ya işte değil mi? Onun yapısı evet. öyle. Halbuki insan kovulduğu yere bir daha gitmez, değil mi? Gitmemeli ama it meşrepler demek ki kovulduğu yere tekrar tekrar gidiyor. Kovuldukça hoşuna gidiyor. Şimdi yan galib iley hasen. Ya bir de ba'it manasındadır. Uzak. Evet aradığını bulmaktan uzak düşmüş vaziyette ve huve hasir hem de yorgun vaziyette sana dönecektir. Ne kadar dönse baksa, ne kadar bir çatlak arasa, bir ihlal, bir gedik, bir kusur arasa hepsinde geri boş dönecek ve yorulacaktır. Allah Allah. Velagazayyen nessemaa'ed dunya bimasabih. Kasem olsun, yemin olsun ki biz dünya semasını yani dünyaya en yakın olan gök tabakasını Kandillerle bezedik, donattık. Çok ilginç bu. Şimdi mesabih, misbahın çoğunu evet, değil mi? Kandiller anladım. demektir. Rabbim yıldızları kandillere benzetiyor yani. Ne evet. kadar iç içe değil mi? Halbuki hala ışığı bize gelmeyen yıldızlar evet. var. Tabii. Değil mi? Bir galaksi keşfettiler. Bilmem ta kaç milyarlık yerlerden geliyor ışık hızıyla yani. Düşün daha neler var Rabbim neler yaratmış bu fezada. Yemin olsun ki biz dünyaya en yakın gökyüzünü kandillerle bezedik. Beydavi diyor ki, e peki diyor şey buna muhalif düşmez mi? Mümkündür ki diyor, gök sema, dünyaya en yakın semanın dışında o göğün üzerindeki diğer tabakalarda da temerküz etmiş yıldızlar, gezegenler vardır diyor. Evet. bu Bu Beydavi garip bir insan ya. Beni çok etkiler o biliyor musun? yani Birkaç alim işte yani Zemahşer'i, Razi, Beydavi ve Saadettin Taftazani. Bir, bir kaiden de bahsediyorsunuz hocam. Zaman Tabii canım. Bir kaidenin evet. de farklı bir özelliği evet. var. Ses anlam ilişkisine çok girmiş Hı -hı. mübarek yani. İyi ki bunlar gelmişler evet. şükürler olsun. Şimdi bu Beydavi acayip. Yani diyor ki üst tabakalarda da diyor temerküz etmiş yıldızlar olabilir. Bu buna ters düşmez. Niye? Çünkü onlar da oraları süslüyor ama biz onları göremeyebiliriz. Bize bakan tarafıyla şu gökyüzü süslenmiş, donatılmış yıldızlarla bezenmiş. Değil mi? وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا Değil mi? Yine Gene ayeti kerimede vardı. Evet. Biz gökte burçlar yarattık ve bakıp görenler için, temaşa edenler için onu süsledik. İşte o kandillerle bezedik elhamdülillah. Daha bu kandiller aynı zamanda bir iş yapıyor bu yıldızlar. Ve ceannaha rucmen lişşayatin. Biz onları şeytanlar için de bir taşlama kıldık. İşte malum melekler alemine çıkıp da oradan bir takım ilahi haberleri, gayıpları e, hırsızlama çalıp da yeryüzünde getirip kendi kafadarlarına ulaştırmak isteyenlerin de peşine o şihab denen alev toplarını takarız. Cin suresinde de geçiyor. Cin suresinde bunlar. de evet. geçiyordu evet. değil mi bu? Burada bir mana daha var çok ilginç. Ee, bir diğer manaya göre de burada şeyatinden maksat müneccimlerdir. Hmm. Yani biz onu insanların şeytanları gibi olan müneccimler için bir zan bilgisi kıldık. Oradaki rucum da recmin çoğulu olarak ama bilgi manasına. Nasıl? Recmen bil gayb. Kur'an-ı evet. Kerim'de geçiyor evet. ya Kehf evet. suresinde. Hani seyekuluna selasetun rabi'uhum kelbuhum ve sad ve sadisuhum kelbuhum racmen bil ve yekuluna khamsetun sadisuhum kelbuhum ve bir kısmı da diyecek ki onlar beş kişiydiler ashab-ı kef. Altıncıları köpekleriydi. Racmen bil gayb. Gaybi taşlayarak yani kıyabi konuşuyorlar. Evet. Burada rucum zanni bilgi. Yani gah tutar gah tutmaz. Yani mesnetsiz, Mesnesiz e, bilgi. bilgi, iyi evet. dediniz. Biz o yıldızları aynı zamanda insanların şeytanları demek olan müneccimler için o gayiptan haber veren yıldızlardan işte fal bakıp hüküm, ahkam çıkarmaya çalışanlar için de gaybi bir bilgi kıldı ki bu da bir imtihan bakalım ne yapacaklar yine. Evet ve a'tedna lehum azabes sa'ir biz o şeytanlar için ayrıca dünyada o yıldız yıldızlar onların peşine taktığımız gibi meteor değil mi ahcari sema deniyor göktaşları. ayrıca ahirette de onlar için tutuşturulmuş bir azap hazırladık. Ve lillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem inkarcılar için e, Rablerini inkar edenler için cehennem azabı var ve bi'sel masir o ne kötü varış yeridir. O ne kötü varacak yerdir. Şimdi cehenneme atılanları hocam burada Rabbim tasvir ediyor. Nasıl olacak bunlar? İza ulku fiha cehenneme onlar bırakıldıkları, atıldıkları vakit semi'u leha şehikan. O cehennem için bir şahik sesi işitecekler. Şahik ne? Daha ziyade özellikle eşek cinsi için anırırken nefesini içeri alırken göğüs ötmesidir dışarı verilene zefir denir, içeri çekilene şehik. <laughs> Şekilde böyle korkunç bir ses. Göğüs ötmesidir. Zefir ve şehik. Semi'u leha tegayyuzan ve zefira. Ellehum fiha zefirun ve şehik diye başka bir ayette geçiyor. Başka bir ayette. ikisi evet, de var bakınız. Var, evet. Onlar için o cehennemde hem dışarı nefes verirken hem içeri çekerken bir inilti sesi vardır. Allah Allah. Yani hocam evet. orada da sanki iki tür yorum var gibi. Bir evet. acaba bu cehennemin kendi sesi mi yoksa cehennemdekilerin çıkardığı İkisi ses mi? İkisi de var. Değil mi? Şimdi bak semiu burada cehennemin sesi. Hmm. Nasıl şehikan, ve hiye tefur O kaynarken, feveran ederken hmm. yani içindekilerle beraber o cehennem adeta fokur fokur kaynarken o cehennemin bir sesini işitirler. Şimdi cehennemin sesini işitirler derken Kamil hocam zarf mazruf ilişkisi var ya. Hmm. Hem bu cehennemin sesi de olabilir, hem cehennemde yananların o inilti sesleri de olabilir. E, hocam, birbirine karışmış. Bir başka ayette اِذَا رَأَتُمْ مِنْ مَكَارٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا laha tagayyuban ve diyor. Bak orada da zefir geçiyor. Evet. Gene demek ki bu cehennemin sesi gene burada. Evet. Onun için bir köpür köpür ve bir zefir sesi eşederler ki zefir malum dışarı verirken nefesi evet. çıkan ses. Şehik <laughs> şeklinde içeri çekerken. Hmm. Yani adeta cehennem böyle yakacak adam arıyor ya. Ah bir gelse de şöyle hani böyle şunu bir homurtusu sanki homurtusu bitiyor, böyle yani geliyor burada... şunu. Evet. Bir içime alsam şunu bir bağrıma bassam diye. Zaten ayetin devamında tekadü temeyyezü minel gayz. Az kalıyor ki öfkesinden çatlayacak. Allah Allah. Cehennemi Cenab-ı Hak burada bir canlıya benzetiyor. Evet. Bir insana benzetiyor. Köpür köpür asabi, sinirli, sinir küpü olmuş bir insana benzetiyor ki neredeyse öfkesinden çatlayacak. Hatta ben buna doktora çalışmamda değinmiştim Kur'an'ın fonetik yapılanmasında. Ebu Amr burayı şöyle okur Estaizu Billah. Tekâd minel Bakın bir meddi lazım oluyor. Tekâdü temeyyezu. Dal ve ta evet. arasında evet. kurbi evet. mahreç evet. var ya. تكاد تميز من الغيظ az daha tekat temeyyez az kaldı ki öfkesinde çatlayacak o kadar ki sinirli o kadar ki kafirlere karşı asabi Allah Allah kullama ulqiya fiha fevcun her ne zaman o cehennemin bu öfkesinden çatlama derecesine gelmiş, o fokur fokur yanan, kaynayan, zefir ve şahik sesleri, yani nefesin dışarıya verilip içeriye alındığı esnada ortaya çıkan o uğultulu seslerin sahibi olan o cehenneme her ne zaman bir grup atılsa, se'alehum hazenetuha. O cehennem bekçileri onlara soracak. اَلَمْ يَأْتِكُمْ nezir. Allah Allah ilginç bu ya. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Şimdi bir grup düşün ki atılıyor cehenneme. Hocam burada fevç kelimesi geçiyor. Bir hı. de Zümer suresinde mesela cennete ve cehenneme insanların topluluk halinde sevk edileceklerini ifade ediyor. Zümer'a geçiyor, Zümer geçiyor. Da değil mi? Yani sanki böyle bir grup halinde götürülme varmış gibi hı hı. bir izlenim ortaya çıkıyor evet. değil mi hocam? yani hı hı. E, i̇ki ayette de böyle gruplardan evet, grup, bahsettiğine grup. göre. Orada Zümera, Zümre'nin çoğunu evet. burada fevc, evet. bölük bölük aman ya Rabbi İşte bu da ilginç Kamil hocam. Şimdi hani guillotine'e bölük bölük insanlar gidiyorlardı ya Fransız ihtilalinde biliyorsun. Evet. Hatta orada geçer bu A Tale of Two Cities, Charles Dickinson'dır değil mi? İki şehrin hikayesi. Orada Paris ve Londra'yı anlatıyor. Mesela orada diyor işte çok ilginçtir yani. ...the kudut bir be satisfied... ilginçtir hmm. yani. ...giyotin doyurulamıyordu. A, makine hani tufit besleme olayı makine yani içinde kullanılıyor. Yani ayetle daha teşbih diyelim. ...Helmin mezit gibi Aynen. bir sanki daha yok mu diyordu Aynen yani. daha evet. yok mu. Öyle şakır şakır çalışıyor evet. ya. Adeta kafa kestikçe iştahlanıyor ve habire geliyor. Şimdi burada da Kamil Hocam bu bir de heybet var biliyor musun? Yani bakıp görenler için, seyredenler için bir Aynen. ürküçlük var. Bir korkutucu mehip bir sahne. Düşün bir grup geliyor. Giyotinin altında kesiliyor. Öbürleri seyrediyor. Birazdan sıra kendine gelecek. Burada da kullama ulqiya fiha fevcun. Her ne zaman o cehenneme bir bölük atıldığı vakit Allah Allah bir bölük atılıyor seyrediyorlar sıra öbürlerinde. Onlar geliyor. Onlar atılıyor. Öbürleri geliyor. Ve her bölük, her grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri diyormuş. Elem yetikum nezir? Hı? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Yallah doğru cehennemin dibine. Gel 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 bakayım. Elem yetikum nezir? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Yallah cehennemin dibine aman ya Rabbi. Çok korkunç bir şey ya. Gali onlar da dediler ki hani, diyecekler ki bela. Evet geldi. Zaten olumsuzluk peşinden bela denir. Ne amdemmez. Evet. Ne amdeseydi yani gelmedi olur. Evet. Ne demek geldi? Kalu <laughs> bela evet geldi karıca ena nezirun bize aslında bir uyarıcı gelmişti de fekezzebna <laughs> biz yalanlamıştık. Ve kulna ve demiştik ki ma nazalallahu min şey hadi canım Allah hiçbir şey indirmedi. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz ancak varsa yoksa apaçık bir sapıklık için büyük bir sapıklık içindesiniz. Haşa. Peygamberlere diyorlar bunu ya. Peygamberler güya sapıklık içindeymiş. Ya peygamber sapıtırsa diğeri ne yapar? İn entum illa fi dalalin Yahut da deniyor ki bunu zebaniler diyecek onlara. Noktalı virgül. Hayır, hayır. Siz büyük bir sapıklık içindeydiniz aslında ve halen de öylesiniz. Şimdi şurası ilginç. Ve diyecekler ki lev nesma'u ev Eğer biz hakikat kulağıyla işitebilseydik, ve gerçekten anlayabilseydik akıl yetirseydik aklımızı kullansaydık ma kunna fi ashabis sa'ir biz bugün şu sa'ir denen şu tutuşturulmuş cehennem yaranının içinde olmayacaktık Hocam oradaki ev yani veya anlamına gelen ifadesinin e, yani şeklinde de bazen e, anlaşılabileceğine hı hı. dair yorumlar var. Yani orada bir tür sanki yani e, nesma'yı açıklıyor he, gibi. He, i̇kisinden biri değil de yani. yani. Açıklıyor hı hı. gibi. Pekiştirme anlamında. Gibi evet. Hatta ilginçtir Zemahşer'i diyor ki ben bana şimdi hatırlattın. Diyor çok garip tefsirler görüyoruz. Bazıları diyor işte nakil ve aklı eleştirenler güya bu ayeti delil getiriyorlarmış yani hani sadece nakilinden yetinme sadece Hı. akılından yetinme anlamında diyor ki ne alaka ya bunlar da bidat tefsirlerdir diyor, böyle bir şey yok eğer biz sıf aklımıza dayansaydık veya sık nakle dayansaydık böyle olmaz öyle değil diyor İkisi de birbiriyle paralel bunların kaldı ki burada anlatılan nedir eğer biz hakikat kulağıyla dinleseydik peygamberleri gerçek manada kabullenen bir kulakla işitseydik, dinleseydik, ev, ne akil veya aklımızı çalıştırsaydık, sizin de dediğiniz gibi, yani burada ilave olarak anlamında hem de evet. hem de aklımızı çalıştırsaydık ma kunna fi ashabis sa'ir bugün biz cehennem ashabının içinde olmayacaktık. Fa terafu bi zenbihim. Böylece onlar ne yaptılar? Günahlarını itiraf ettiler kendi günahlarını kendileri peşinen itiraf yani ettiler. Yani sanki hocam itiraflar havada uçuşuyor gibi Hava bir şey var tabiri caizse ya. burada çünkü evet, evet, e, evet. zem kelimesinin de tekil olması da enteresan hocam. Değil mi? Haha. Ha. Yani günahını. o günahı her biri ayrı çok ayrı güzel. işlemiş gibi. Müfred olduğu için. Evet. Çok güzel, çok güzel. Evet. Her biri bir başına kendi günahını itiraf ettiler demektir. Evet. Çok güzel. Fesuhkan li ashabis sa'ir. artık. Se'ir ashabı, o tutuşturulmuş ateşin yaranları rahmetimden uzak olsunlar. Yahut da kahrolsunlar manası da vardır biliyor musunuz? Kahrolsun bu se'ir ashabı, bu çılgın ateşin adamları kahru perişan olsun, benden uzak olsunlar. Şimdi başka bir ayet-i kerime cennetlikler için. İnnellezine Rabbim şimdi burada ha, bırakmadı, ha, evet. ee, rahmet tarafını bize şimdi konuşturuyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ rabbahum bil gayb. O Rablerini görmedikleri halde ta gayıptan, müşahede e, aleminden, müşahede edemedikleri aleme doğru dalga dalga yayılan bir imanla, bir inançla Rablerinden korkan, endişe duyan, perva edenler var ya... لَهُمْ ve ecrun كَب۪يرٌ Bunlar için bir mağfiret, bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır diye Rabbim cennet e, ashabını anlatan ayeti evet. kerimeye geçiyor Kamil Hoca. Evet. E, hocam şimdi devamında gerçi e, diğer sayfaya geçmiş oluyoruz. Hı -hı. Orada bir e, ayın Va işareti var. Evet. E, o ayın işaretine kadar hocam e, okuyalım? Yani orayı da açıklamış olalım. Estağfirullah. Ve esirru kavlekum eviç İster sözünüzü gizli gizli söyleyin, ister açıktan söyleyin. Eviç herubi. Yani sözü ya kapalı içinizden, sinenizden geçirerek söyleyin. Sır içinizden böyle geçiriyorsunuz. Yahut da onu açığa çıkarıyorsunuz. İkisi ee, ikisi de misavidir. İnnehu alimun bizatis sudur. Zira Allah sinelerde saklı olanları bilir. Hmm. Göğüslerde o kapalı olan sırları bilir. Ela ya'lemu men halak. Şimdi orası hiç yaratan bilmez mi? Ya ve <laughs> Oradaki men halak e, yani yaratan bilmez mi yarattığını bilmez mi de olabilir var. değil mi o evet Orada men fail de olabilir mef'ul de olabilir, olabilir evet. İşte Arapçanın mucizevi yönleri kamil hı. bey bakın bunu siz Türkçe'de böyle diyemezsiniz Türkçe'de mecbursunuz hani böyle bir şey yapacaksınız değil mi orada bir ayarlama uyarlama yapacaksınız yaratan bilmez mi yarattığını bilmez mi bak fark ediyor ya. ama Arapça'da ela yalemu men halak Şində əlâ ya'lemu heç bilməzmi kim mən xaləq yaratan yahut da əlâ ya'lemu bilməzmi hu və o Allah zamir təkid edəcəyiz kimi bilməzmi men halak yarattıklarını evet. hiç o yarattıklarını bilmez mi? Evet. ve huvel latiful habir. Biz buna şey deriz teşabuhul etraf. Ayetin iki ucunun birbirine okşaması benzemesi. Mesela la tudrikuhul ebsar. Ve huve yudrikul ebsar ve huvel latiful habir. Şimdi bakın. La tudrikuhul ebsar. Gözler onu idrak edemez. Niye? Ve huvel latif. Şimdi ayetin evet. sonuna bak. Çünkü o latiftir. O Allah maddi değildir. Çok şeffaftır. Yani gözlerden uzaktır gönlümüze yakın ama gözümüzden uzak göz, göz evet. görünmez demektir. Ve evet. huve Ama o gözleri görür niye el habir çünkü o her şeyden hakkıyla evet. haberdardır. İşte buna biz teşabuhül etraf deriz belagatta ki burada da ve huvel latiful habir hiç o yaratan bilmez mi veya yarattığını bilmez evet. mi? Evet. Niye bilir ve latiful habir. O latiftir en ince sırları bilir el habir. Kullarının bütün hallerinden haberdardır anlamında. Evet. Hocam şimdi bir veteri arası verelim, Mülk suresinden bir aşır dinleyeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka وهو العزيز

Sayın Hocam, merhum Mehmet Çevik Hocamızdan e, bir Mülk Suresi tilaveti dinledik. E, Allah rahmet eylesin diye genç yaşta vefat etti. Amin. Abdurrahman Gürses Hocamızın çok yakın talebelerinden de Süleymaniye Camii hmm. İmam Hatipliğini yapmıştı. Nur içinde yaz. Evet. Ha. Şimdi hocam sizden de e, bir miktar e, örnek <laughs> olarak e, kıraat farklılıklarını istirham edelim. Bir iki ayeti kerime örnek verelim hocam evet. inşallah. <laughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء. إن قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لِيَبْلُوَكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ Sadakallahülazim. Hocam teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Mülk Suresinin birinci bölümünü böylece tamamlamış olduk efendim. Haftaya inşallah ikinci bölümden devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.